9. bölüm. 5. melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere inen kuyunun anahtarı ona verildi. Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca, kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara, yeryüzünün akreplerindeki güce benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere, yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de, yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara ıstıraf vermeleri buyuruldu. Bu insanları öldürmelerine değil, 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence, bir akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan hep kaçacak. Çekirgelerin görünüşü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taşlara benzer başlıklar vardı. Yüzleri ise insan yüzleri gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Demirden yapılmış zırhlara benzeyen göğüs zırhları vardı. Kanatlarının sesi, savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu. Akreplerinkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Kuyruklarında, insanlara 5 ay ıstıraf verecek bir güce sahiptiler. Başlarında kral olarak, dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Abaddon, Grekçe adı ise Apollyon'dur. 1. vay geçti. İşte bundan sonra 2 vay daha geliyor. 6. melek borazanını çaldı. Tanrı'nın önündeki altın sunağın 4 boynuzundan bir ses işittim. Ses, elinde borazan olan 6. meleğe, "Büyük Fırat Nehri'nin yanında bağlı duran 4 meleği çöz," dedi. Tam o saat, o gün, o ay ve o yıl için hazır tutulan 4 melek, insanların 1/3'ünü öldürmek üzere çözüldü. Bunların atlı ordularının sayısı 200 milyondu. Sayılarını duydum. Görümümde atları ve atlara binmiş olanları gördüm. Atlılar, ateş, gök yakut ve kükürt renginde göğüs zırhları kuşanmıştı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman ve kükürt fışkırıyordu. İnsanların 1/3'ü bunların ağzından fışkıran ateş, duman ve kükürtten bu 3 beladan öldü. Atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılana benzeyen kuyruklarının başları vardır ve bunlarla ıstıraf verirler. Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen ve yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş ve tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten, büyü yapmaktan, cinsel ahlaksızlık ve hırsızlıklarından da tövbe etmediler.